Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nda 9. haftanın videolarına başlıyoruz. Evet 9. hafta ne var? Üçgenler tekrarı yapacaksınız arkadaşlar ama ben burada niye video çekiyorum? Üçgenlerin sonunda neler vardı? Testler vardı. 4 tane test vardı. Ben de bu hafta bunların çözümlerini buraya yüklüyorum arkadaşlar. Ama tavsiyem şudur. Öncelikle sizler şu bir hafta içerisinde bakın 9. hafta ve 10. haftayı ben tekrar diye göstermişim kitapta. Buna uyarsanız da olur. Ya da bir haftada da üçgenleri bitirebilirseniz daha güzel olur. Ben 9. hafta deyip bu hafta değiştirdikten sonra sonrasında ne yapacağım arkadaşlar? 10. haftada şu dörtgenlere geçeceğim. Ama isteyenler size bırakıyorum. Bazılarının gücü bir haftada çözmeye yeter. Bazılarının gücü bütün üçgenleri iki haftada çözmeye yeter. O tamamen size kalmış bir şey. Ama ben 10. haftada dediğim gibi dörtgenlere geçeceğim. 2 hafta olursa da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani biz zaten şubatın ortasında bitireceğimiz için herhangi bir sıkıntı yok. Rahat olabilirsiniz. Evet gençler, öncelikle kitabınızdaki üçgenlerin tamamını çözmenizi istiyorum. Ondan sonra gelip buradaki 4 testi çözmenizi istiyorum. Bu 4 testin özelliği nedir? ÖSYM'nin son 10 yıl içerisinde hatta 11 11 yıl içerisinde sorduğu soruların benzerleri arkadaşlar bunlar. Geriden öne doğru sırasıyla yazılmış sorulardır. Bir tek 2022 sınavı yok. Sene içerisinde zaten o sınav soruların benzerlerini de ben sizinle paylaşırım. Herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Evet bu videoda ne yapacağız? Test 1'i çözeceğiz. Hadi o zaman çözümlere başlayalım. Birinci soruda 6 verilmiş, 4 verilmiş, x verilmiş ve 3 verilmiş bizden ne isteniyor? x isteniyor. Arkadaşlar şimdi öncelikle ne yapacağız? Soruya bakıyorsunuz. Açı ortay, kenar ortay, o bu şu yoksa aklımıza ne gelecek? Benzerlik. Zaten geometride çoğu konu ya dik üçgenler ya da benzerlikten çözülüyor. Ha işin içine alan katarlar. Alan soru özellikleri de düşünürsünüz. Sakın artık şöyle bir şey yapmıyorsunuz değil mi? Hocam şöyle üçgen tamamlayın falan. Bir şeyler çizeceksiniz. Ek çizimler dahilinde çizeceksiniz. Değil mi arkadaşlar? Evet bir açı var. Bazılarını şu üçgenlere takılı kalıyorsunuz. Ama bu üçgenlerde ikişer kenar olmadığı için sakın. Bu üçgenlere de yoğunlaşmayalım. Hocam bir araçı eşit verildiğinde ne yapıyorduk? Bizim açı 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 benzerliği var mı? Hani ortak açı var mı diye bakıyorduk değil mi? Mesela noktalı bu üçgenle Noktalı hangi üçgende arkadaşlar? Bakın şöyle kırmızıyla göstereyim. Noktalı şu kırmızı üçgende birer açı eşitliği var. Ortak açı var mı? Var tabii ki burası. E, nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse kırmızıda da nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. İki üçgen açı açı açıdan benzer oldu. O zaman aynı açının gelir oranlayalım. Noktanın karşısı x'in noktanın karşısı 4 oranı eşittir. Sarıdan başladık çift çizginin karşısı. Onun öbüründe çift çizginin karşısı nedir arkadaşlar? x artı 3'e oranı. Buradan x çarpı x artı 3 ne oldu? 40 oldu. Valla arkadaşlar x kare artı 3 x eksi 40'tan çarpanları ayırırsınız ama bence en başta da böyle çarpanlarını düşünebilirsiniz. 40 nedir mesela? 2 ile 20'nin çarpımı. Oluyor mu? Olmuyor. Başka ne ile neyin çarpımı? 5 ile 8'in çarpımı. Hocam 5 koyarsam burası 8 yapıyor mu? Yapıyor. Dolayısıyla x'i kaç buluruz böylelikle arkadaşlar? 5 buluruz. Evet birinci soru böylelikle. Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 2'ye. Bildiğiniz klasik bir üçgende açı sorusu büyük ihtimalle 2011 yılında sorulmuş bir soruydu arkadaşlar. Bakalım sorunun benzeri daha doğrusu. 35'e bakan, 70'e bakan 35 ile 70'ten bir şey yapabilir mi? Ya da 35 ile 80'e de bakabilirsiniz. Hatta 35 ve 80'e bakayım isterseniz. Bakın açılar bizi yönlendiriyor. Şu üçgende hocam 35 iç açı burası dış açı. A iki iç açının toplamı bir dış açı. Dolayısıyla burada kaçın olacak? 35 ile neyi toplarsan 80 yapar hocam 45'i. O zaman burası 45. E sonra şuradaki üçgende de ne var? 2 iç açı, bir dış açı. X de buradan neye eşit olacaktır? 45 artı 70 eşit olacaktır. Dolayısıyla cevabımız kaç çıktı? 115 çıktı arkadaşlar. İkinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik 3'e. Bir kere 90'lar havada uçuşuyor. Tamam 90'lar havada uçuştuğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki alfa, beta. İkinci kalıbımız değil mi? Dalalım alfa, beta'ya. Alfa, beta, alfa, beta, alfa ve beta oldu. Sonra bizden ne istedik kalemine dikdörtgenin çevresi. Hocam ben buradaki x uzunluklarını bulabilirim. Dikdörtgenden dolayı x x. Nasıl bulurum? Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. İkişer kenarları da var. Hadi bakalım benzerliği uygula. Alfanın karşısı x'in. Öbüründe alfanın karşısı 2 oranı eşittir. Betanın karşısı 8'in. Burada betanın karşısı x'e oranı. İşler dışlar x kare eşittir 16'tan x'i buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Peki x'i bulduk. x 4. Bir de bizim neyi bulmamız lazım? Y'yi bulmamız lazım. Dikdörtgenden dolayı y ise burası y mi? Evet. hocam ne yapacağım? Bak şu eşitliği kullanacağım. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız arkadaşlar. Değil mi? E bu eşitliği nasıl kullanacağım? Hocam dikdörtgenden dolayı şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. burada da bir eşitlik var. Hem eşitlik hem paralellik. Ne var burada arkadaşlar? Orta taban. Yani şu parçayla şu parça ne oldu? Orta tabandan eşit oldu. Bayağı orta taban oldu daha doğrusu. Y ise buranın ne olması lazım? Normalde 2Y olması lazım. Yani 2y'nin ne olması lazım? 8y ve 2'nin toplamı. Yani 10 artı y'ye eşit olması lazım. Y de buradan kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 10 çıktı. Y 10'sa bizden ne isteniyor arkadaşlar? Çevresi. Çevre dediğimiz 2x artı 2y. X'i kaç bulduk? 4. Yani 8 artı y'yi de 10 bulduk. 10, 20. Toplamı da kaç yaptı arkadaşlar? 28 yaptı. Evet 3. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 4. soruya. ABC bir eşkenar üçgen BDC de ikizkenar dik üçgen. Arkadaşlar eşkenar üçgen dediği için hemen 60'ları yazalım. 60 60 60 ve bütün kenarlar eşit. Bu da x ikizkenar dik üçgen. Yani burası da 45, burası da 45 mi? Evet. 6 kök 6 kök 2 ise kök katından direkt burası 12'dir. Hatta eşkenardan dolayı burası da 12 12'leri yazalım. Şimdi bana diyor ki eşkenar üçgenin ağırlık merkezi ile ikizkenar dik üçgenin ağırlık merkezi arasındaki uzaklık. Sadece ağırlık merkezlerini düşünürsek sıkıntı yaşarız. İşte bunların arasındaki uzaklık isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi ağırlık merkezinden bahsediyor. O zaman ağırlık merkezi dediğimiz nedir? Kenar ortay değil midir? E hocam kenar ortay. Ya tutup da şu, şu kenar ortayı çizmezsiniz değil mi arkadaşlar? Ortak olan kenar burası. Buraya ait yani verilen bilgiyi dibine kadar kullanmanız lazım. Ortak olan bu kenar var. Bu kenara ait kenar ortaydan e, işlem yapsak daha sağlıklı olur. Hocam bu ke kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. E ağırlık merkezi de burası. E hocam burası 12'ydi. Burası 6 ya 6. E hocam 30'un karşısı 6'yız. 60'ın karşısı 6 kök 3. Hocam 1'e 2 orandan dolayı 3'e bölüp kısa parçayı buluyorduk. 6 kökü 3'e bölsen hocam burası 2 kökü 3 burası da kaç yaptı? 4 kökü 3 yaptı. Peki bunun ağırlık merkezini bulmak istiyorum. Bunun ağırlık merkezi de nedir arkadaşlar? Buradan kenar ortay çizdiğinde. Hocam ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgen olduğu için. E, i̇kiz kenar üçgen olduğu için daha doğrusu. Ya da 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturdu. A 45 ise burası da 45 burası da 90 oldu mu oldu? Bak burada ağırlık merkezi burasıysa. Ağırlık merkezlerini birleştiren doğru doğrusal oldu. 90 burada 90 burada 180 yaptı. Evet işime yaradı. Yani ben şurayı buldursam olay bitti. Bu arada burası da muhteşem şundan dolayı 6'yı yazdık ya. Tamamı 6 ağırlık merkezi burasıysa. Hocam 6'yı 3'e böldüğümüzde kısa parçayı buluruz. Yani burası 2 yapar. E o zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı. Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Yani cevabımız kaç yapacaktır arkadaşlar? İşte tam olarak burası isteniyor. Buradaki uzunluk 2 artı 2 köküçe eşit oldu. Cevabımız böylelikle denizli oldu dördüncü soruda geldik beşe ya soru da hemen anlamışsınızdır o yok bu yok şu yok e, paralellik var zaten paralellik olunca direkt ne yapıyoruz arkadaşlar temel orantı bununla bu paralel verilmiş bununla da bu paralel verilmiş ha baktınız temel orantıdan çıkmıyor açılara alın büyük ihtimal açı 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 benzerliği çıkacaktır zaten temel orantının da e, şeyi nereden geliyor arkadaşlar ispatı açı 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 teoreminden geliyor değil mi? Evet öncelikle şu üçgende bir şeyi kullanalım mı arkadaşlar? Bakın şu üçgende bir paralelliği kullanalım. Şu kenarları da eşit vermiş o eşitliği de kullanacağız mutlaka değil mi? Hadi bakalım kullanalım. Hocam burada şunun tamamının oranı yazalım şöyle. X bölü X artı 4 eşittir ne olacak? 4 bölü şurada ya da Y diyelim. O zaman burası da Y oldu. 4 bölü Y oldu. Buradan X çarpı Y neye eşit oldu arkadaşlar? X çarpı Y 4X artı 16'ya eşit oldu. Tamam bu dursun. Sonra burada da arkadaşlar ne var? Şu paralelliğe bakacak olursak arkadaşlar. Burada da şöyle bir temel orantı var. Buradaki temel orantı da x bölü x artı 6. x bölü x artı 6 neye eşit olacak? 3 bölü y'ye eşit olacak. 3 bölü y. A işler işler yapınca x çarpı y'ye yeni geliyor. x çarpı y burada, bu, burada verilmişti. Burada da x çarpı y ne yapıyor? 3x artı 18 mi yapıyor? Evet bu da 3x artı 18'e eşit olmak zorunda. Çünkü x çarpı y de 3x artı 18 ise bunlar da birbirine eşit oldu. O zaman x'i 3 x'i buraya 16'yı buraya attığımızda x kaç çıkıyor arkadaşlar? 2 çıkıyor. Zaten bizden de x soruluyor. Yani 5. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 6'ya. 6. soruda arkadaşlar neler verilmiş? CD uzunluğu 6, BF uzunluğu 10. Bazı arkadaşlar şunu bilebilir. Şimdi hocam ağırlık merkezinden böyle paralel çizildiğinde şurada 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran var deyip oradan yapabilir. Dikdörtgen ya şunlar paralel. 6 ise hocam burası 3. Hocam şunlar da birbirine paralel ya. Şunlar da birbirine paralel olduğundan dolayı burası 10 ise burası ne olacaktır? 15 olacaktır diye yorum yapabilirsiniz. Ama farz edelim unuttuk ve bilmiyoruz. Bilmeyebilirsiniz sıkıntı yok arkadaşlar. Ağırlık merkezini kullanacaksınız. Şimdi 90 görünce direkt muhteşem üçlü aklımıza geliyor ama muhteşem üçlüyü çizersek 6'yı ve 10'u kullanmıyorum. Yani benim şu kenarları kullanmam gerekecek değil mi arkadaşlar? Evet hadi bakalım onları kullanmak için hamle yapalım. Yani ve dikdörtgeni de kullanacağım. Bu arada burası 90 burası 90 burası 90. Yani şu kenarla şu kenar paralel. Ne yapabiliriz? Ağırlık merkezini kullanmak için hocam şuradan çizebiliriz. Buradan çizdiğim zaman ne oluyor? Hocam A iken burası 2A. A 2'ye 1 oran var. Şunlar da birbirine paralel olduğundan. 2'ye 1 ise 2'ye 1. 6 ise burası kaç yaptı? 3 yaptı. Aynı hamleyi ben şurada da yapabilirim. Şuradan da bir paralel çizdiğim zaman ya ağırlık merkezini kullandığım zaman Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ve 1'e 2 oran burada da mı var? Evet şunlar da birbirine paralel olduğundan. E hocam 2'ye 1, 2'ye 1. Yani olsa burası 5 mi yaptı? Aynen öyle. Bakın ne çıktı burada? Hocam burası 15. Burası kaç çıktı? 9. 9, 15. 9, 12, 15 demeyin. Bak hipotenüs 15'ten büyük olmak zorunda. 9'un karesi artı 15'in karesinden mi yapacağız? Hayır. Öğrendin sen bu isi. isi Bak dilim bile dönmüyor artık böyle kızmaktan. Arkadaşlar 9 var 15 var. En büyük ortak çarpan nedir? 3. Bu 3 çarpı 3. Bu 3 çarpı 5. E bu da ne olacak? 3 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 9 artı 25. Cevap ne yaptı? 3 kök 34 yaptı. Evet bunları arkadaşlar ilk baskıda ben hata bende kusura bakmayın. Hızlı yapayım derken aşırı hızlı yapmışım herhalde. Bunlar kök 34 olacak öyle düşünün tamam mı? 34 cevap anahtarı şöyle 34 deyince C han oluyor. Cevabımız 3 kök 34 oldu arkadaşlar. Şurayı yanlış yazmışım sadece. Nazarlık olsun tamam. Altıncı soru Ceyhan oldu. Geldik yedinci soruya. Ahmet bir kağıda AB dik BC olacak biçimde ve AB ile BC doğru parçaların uzunlukları sırasıyla 9 ve 12 olan iki çizgi çiziyor. Arkadaşlar AB ile BC dik olsun diyor sana. Çizelim şöyle. Ve şurası A burası B. AB ile BC dik olsun diyor. Ve buradaki uzunluklarda kaçar birim diyor? 9 ve 12 birim diyor bize arkadaşlar. Öyle söylüyor. Ahmet Ahmet. Ahmet ismi. Bizim sülaleden. Sülaleden yine Ahmet. Bir, bu da dayımın oğlu. En küçük oğlu. Tamam mı? Bir de Musa vardı hatırlıyorsun. Ee, yok. Mesut var, değil mi? Musa'yı kullanmadım ya. En büyükleri. Neyse onu da kullanırız. Devam edelim. Evet. 9 ve 12 olarak çizmiş. Ahmet C köşesinden AB'yi E noktasında kesen 15 santimetre uzunluğunda. Evet. C köşesinden AB'yi E noktasında kesen 15 santimetre uzunluğunda CD doğru parçasını çizdiğinde evet burası 15 santimetre uzunluğunda bir CD doğru parçasını çiziyormuşuz arkadaşlar. Yalnız şuranın ne olduğunu biliyoruz biz bu arada. Buranın 9 olduğunu biliyoruz. Bunu da unutma. Ve şu uzunlukta 15. Bu da aklımızda hocam 9-12. E şurası da 15 de. ver, bunu da karıştırma. Şurası da 15. Şimdi tamamı 15. Bunu da unutma. Bir de buradaki şey ne diyordu AB'yi E noktasında kesen. Evet burası E noktası olacak diyor. 15 cm uzunluğunda CD doğru parçasını kesmişiz. Tamam. Şimdi CD doğru parçasını çizdiğinde A ile DE uzunluklarının toplamı 6 santimetre. Bak. A ile DE'nin toplamı 6 santimetre ve benden DE isteniyor. Şuraya x diyeyim o zaman. Şu x'in toplamı kaçmış? 6 santimetreymiş. Hocam buraya ne kaldı? 6 eksi x mi kaldı? Evet. Toplamları çünkü 6 diyor. Bak A ile DE'nin toplamı ve benden x isteniyor. E hocam bunun tamamı kaçtı? Bunun tamamı hocam 15'te. Buraya ne kaldı o zaman? 15 eksi x kaldı. X dersek buraya. E sonra ne oldu hocam? Bunun tamamı 9'du. O zaman buraya ne kaldı? Hocam burası da 3 artı x yaptı. Çünkü 9 yapması için 6'sı burada. Sayı olarak 3 kaldı. Bir de x'ten kurtulmam lazım. Artı x oldu. E arkadaşlar burada ne var? Şurada bir pisagor bağıntısı çıktı. Bütün dik kenarlarda çıktı karşımıza. Yani sen uzun uza diye yaparsın bunu. Ve 15 eksi x'in karesi eşittir. 3 artı x'in karesi artı 12'nin karesi dersin ve işlem 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 ne yaparsın? Kardeşim 12 varsa ne üçgendir? 9, 12, 15'tir. Ya 12 biraz tehlikeli. Ya 5, 12, 13 ya 9, 12, 15 ya da 12, 16, 20 ama 9, 12, 15'ten küçük olduğu belli. Çünkü tamamı 9'du. Acaba 5, 12, 13 mü? Evet x yerine 2 yazarsanız burası 13 burası da 9 oluyor mu? Ee, 5 oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Yani x 2 çıkar böylelikle zaten bizden de bu isteniliyor. 7. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik 8'e kolay bir soru. ÖSYM sorduğu için bunu da yazmak zorundaydım arkadaşlar. Aynen böyle sormuş ÖSYM zamanında. E, bir e, nedir böyle bu? Hangi zamana denk gelir? İlk test yani 2012-2013 yıllarına falan denk gelir arkadaşlar. Ya da en fazla 2014. Hocam 100 ise tepe açısı 100 olan ikiz kenar üçgen. 180'den 100 çıkart. 2'ye böl. 40-40 yaptı buraları. Sonra hocam ikiz kenar ya. E, burada kaç? 80 derece. E, 80 ise burası da 80'dir. 80-80-160 ise burası 120 e, burası 20 derecedir e x'e ne kaldı 40 20 daha 60sa o zaman x'e de ne kaldı 120 derece kaldı. Cevabımız böylelikle 120 yapar. 8. soru C. Han oldu. Geldik 9'a. Eski mi soru tiplerinden biri arkadaşlar. Buna dikkat edin. E, birim kareler üzerinde verilen noktalarla ilgili oranlama istenilebilir. Hala hazırda, daha hala sorulmaya e, sorulabilecek soru tipleridir arkadaşlar. Yani ben bunu hala yeni nasıl buluyorum? Çünkü niye birim kareler şeklinde veriyor? Bu birim kareler yatay olanlar kendi aralarında birbirine paralel. Dikey olanlar da kendi aralarında birbirine paralel. Burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Bakın bunlar zaten köşede verilir bu parçalar. Buradaki verilen noktaların yatay doğru üstünde mi? Dikey doğru üstünde mi? Genelde kelebek ya da belki temel orantı uygulanır. Siz hangi doğru üstündeyse ona göre uygulayacaksınız arkadaşlar. Mesela her ikisi de yatay doğru üstünde olsaydı. Mesela B noktası burada değil de şurada olmuş olsaydı arkadaşlar. O zaman ben buradaki yatay paralelleri düşünecektim. Yani şuradaki temel orantı benim işimi görürdü böyle bak. Yatayları düşünerekten böyle. Tamam buna dikkat edeceksiniz. Ama bak bu B noktası dikey doğru üstünde ben dikey, dikeylere şey yapacağım. Ama A'ya ait de ne lazım bana arkadaşlar? A'ya ait de bir üçgen lazım. Şuradaki üçgene bakacak olursak arkadaşlar. Dikey doğrulara göre bakacak olursam. Hocam şununla şu birbirine paralel. Ve oran var mı burada? Var tabii ki. Burası 2'ye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7 olduğundan hocam şu uzunluk 2K iken bu uzunluk kaç K olacak? 7K olacak. Çünkü 2'ye 7 oran var. Burada da 2'ye 7 oran olacak. Peki şimdi C'ye bak. Hocam C'ye baktığımız anda yatay doğrular üstünde yataya göre paralelliğe bakacağız. Hocam yataya göre paralelliğe bakalım. Yataya göre paralelliğe bakacak olursak da şuradaki temalar antıya bakalım mı arkadaşlar? Ya yine şuradaki şeye göre de bakabilirsiniz tabi. Şu üçgendekine de göre bakabilirsiniz. Mesela bu sefer de şöyle bu yatayı çizeriz böyle. Aa bu yatayı çizdiğimiz zaman ne geldi? Hocam burası 3 birim burası da 3 birim. Aa orta taban çizgisi oldu arkadaşlar bu. Değil mi? 3'e 3. İşimiz kolay. Tamamı 9'sa hocam burası 9 bölü 2k burası da 9 bölü 2k yapacak. Yani şuraya x diyecek olursak x artı 2k'nın ne olması lazım? 9 bölü 2k olması lazım. Siz böyle yapıyorsunuz da ben böyle yapmıyorum. 9/2 9/2 ile uğraşmak yerine direkt ne yapıyorum hocam? 2K'ya 7K keşke çiftli olsaydı. Ben bunu direkt 4K yaparım. Bunu direkt 14K yaparım. İşim daha da kolaylaşır. 9/2 ile falan da uğraşmam. Ne yapacağız? Hocam şimdi 14'e 4'e 14 yazınca 2'ye 7 oranı bozulmadı yine. Dikkatini aldım. E burada da ortlaman olduğundan dolayı yani şunlar da birbirine eşit olacağından dolayı toplamı 18K burası. 18K'dan 9K 9K diye paylaştı. Buraya kaç K kaldı o zaman? 5K kaldı. Şimdi bakalım AC uzunluğuna. AC uzunluğu kaç? 9K bölü. BD uzunluğu kaç? BD uzunluğu da 14K yaptı. Yani cevabımız böylelikle 9 bölü 14 oldu arkadaşlar. Yani 9. soru Edremit oldu. Güzel bir soru. Valla her sene gelebilecek tarzda bir soru aslında dikkat edin ona. Önemli olan oradaki noktaların yatay üzerinde mi dikey üzerinde mi olduğuna yataylar veya da dikeyler paralelliğine bakacaksınız. Evet gençler ee, şu soruya bakacak olursak alan DF'ye 6 vermiş. AD uzunluğu K ve BD uzunluğu 2K olarak verilmiş. Bakın K 2K paralellik de verilmiş mi verilmiş. Şu paralellik de verilmiş. Hocam 1'e 2 oran var. E o zaman burası A iken burası da nedir? 2A'dır. İki paralel doğru var burada. Aslında tabana ait yükseklikten de yapabilirsiniz de. Ben iki paralel doğru arasında bir üçgen olduğundan nereden yapıyordum? Alan kaydırma değil mi? Hocam iki paralel doğru üstünde. Bakın şu paralel doğruyla bu paralel doğru üstünde arasında bir üçgen var. Tabanı sabitliyorum. Bak şurası. Tepe noktası da burası değil mi? Paralel doğrular arasında taban ve tepe noktası arayacaksınız. Bunu unutmayın. Daha biraz önce ders yaparken ee, ders işlerken hocam tabanı nasıl seçeceğiz? Tabanı nasıl seçeceğiz? Sorusu gelmişti. Arkadaşlar şöyle. İki paralel doğru da. bak tepesi burada o e, zaman tabanında burada seçeceksin. Tepesi zaten bir nokta yapar. İşte siz bu tepe noktasını oynatacaksınız. Ama en köşeye ister sol en e, sol sol en köşeye ister sağ en köşeye doğru yapın. Çünkü siz buraya getirseniz de yine bir şey değişmeyecek. O zaman bu noktayı aldım ben buraya getirdim. Buraya getirince ve bu tepe noktası bu tabanı bu olacak şekilde üçgen oluşturunca alan değişir mi? Değişmez. İşte bu alan da yine ne yapıyor arkadaşlar? 6 yapıyor. E bundan sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonrasında alan dağıtma oranlamalar var. 2K'da kalan 6 ise K'da kalan nedir? 3'üdür. A'dan 2A'ya alan dağıtacağız. Hocam A'daki 3 ise 2A'daki 6 demiyorsunuz. Öğrendiniz siz bu işi. Bak A'dan 2A'ya dağıtırken 2A'daki burada kalanı bulmaya çalışacağım. Tepe noktası bu yanmıyor mu? O zaman A'da da oraya kadar geleceğiz. A'da kalan 9 ise 2A'da kalan kaç yapıyor? 18 yapıyor. O zaman 3, 6 ve 18'in toplamı. 6 en baştaki mavi de onu unuttuk. Onu buraya taşıdık tamam mı? 3, 6 ve 18'in toplamı. 3, 6 ve 18'in toplamı kaç yapıyor? 27 yapıyor arkadaşlar. Böylelikle 10. soru Edremit çıkmış oldu. Geldik 11. soruya. Hocam 90, 90, 180. Bu ikisinin de toplamı 180 yapmalı. Yani burası kaç yaptı? 60 derece yaptı. Dörtgen iç açıları toplamından dolayı. A hocam hemen 90 var. Bir dik üçgen oluşturayım. Saçını başını yolarım. Sakın bu hamleyi yapma. Niye? Hocam 60'ı parçalamış oluyorsunuz çünkü. Niye? 60 parçalanmaz. 60'ın özelliği lazım bana. E ne yapacağız hocam? Bak bir dörtgende bütün açılar özel açıysa ki 90'larda kısmen özel açı şu şekilde zaten parçalanmaz. Yani parçalanmayacak şekildeyse bütün açılar o zaman ne yapacaksınız? O dörtgeni üçgene tamamlayacaksınız arkadaşlar. Ya yukarı doğru istersen yukarı doğru tamamla istersen aşağı doğru tamamla. İstediğin yere tamamla. Yukarıda tamamlasan aşağıda tamamlasan yine 30 60 90 üçgen çıkacak. Bak 120 ise burası kaç oldu? 60 oldu. E hocam 60 90 ise burası kaç oldu? 30 oldu. Büyük üçgende 30 60 90 üçgeni. E şuradaki üçgene bakacak olursak gençler 30'un karşısı kaç burada? 30'un karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı 4 kök 3. 30'un karşısı 2 kök 3 60'ın karşısı kök 3 katından dolayı 6. Şimdi x isteniliyor. Büyük üçgene bakacağım. 90'ın karşısı hop şurası 14. 90'ın karşısı 14 iken 30'un karşısı yarısı kaç yapar? 7 yapar. Yani 11. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 12. soruya. Şekilde verilen ABC x kenar dik üçgen biçimindeki karton BC kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde e, şu kenar bak AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanmış. Buna göre diyor AD bölü BC nedir diye soruluyor. AD bölü BC. Tamam. Ne yapıyoruz? Bir eski haline geri getiriyoruz. Katlanmadan önceki eski haline şöyle bir geri getiriyoruz gençler. Getirdik. Bu nasıl bir üçgende arkadaşlar? İkiz kenar üçgende. Şöyle bir 90'ları yazalım. Şimdi katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Ve bu arada bu nasıl bir üçgende? İkiz dik üçgen 45-45. Hocam burası 22.5 burası da 22.5. Hatta burası da 90. Hiç 22.5 67.5-90 üçgenine yoğunlaşmam. Yoğunlaşacağım. En son yer. En son yer orası. Çünkü biz özel üçgenlerde benim için önemli olan 30-60-90-45-45-90 hiç fanteziye girme. İşte 15, 75, 90 da olsaydı oraya girmezdim. Hipotenüsü olmadığı sürece. Çünkü haşa 4 aşı kullanırdık orada. Evet gençler. E ne yapalım o zaman? E burada 45 var bak. Burası da 45 derece değil mi? Evet 45, 45, 90 üçgeni. Gençler kağlı bir şekilde yazmayacağım. Çünkü oran isteniliyor benden. Bu 45, 45, 90 üçgenden başlıyorum. Hocam burası birken burası da bir değil mi? Evet. 1, 1 burası kaç yaptı? Kök yaptı. Aynen öyle. E hocam burası birken burası da bir değil mi? Evet. A bu x kenar dik üçgende. Burası kök 2 artı 1 iken burası da kök 2 artı 1'dir. Bak senden ne isteniyor. Hocam ad yani kök 2 artı 1. Kök 2 artı 1 bölü pardon ad uzunluğu kök 2. Kök 2 bölü bc. Şurası b noktası değil mi arkadaşlar? Bc. Kök 2 artı 1 isteniyor. Şıklarda var mı? Yok. Eşleniyle çarparız o zaman. Kök 2 eksi 1 ile çarparsam. Kök 2 çarpı kök 2 eksi 1 bölü. E, A artı B ile A eksi çarpımı A kare eksi B karedir. Kök karesi 2 eksi 1'den aşağısı 1 yaptı arkadaşlar. O zaman kök 2'yi de dağıtıyorum böyle. Kök ile kök çarpı çarpımı 2 eksi kök 2 mi oldu arkadaşlar? Evet cevabımız 2 eksi kök 2 oldu. Niye böyle bir şey oldu? Cevap anahtarı yanlış oldu. Neyse önemli değil arkadaşlar. Cevap anahtarı hatalı. Ben mi hatalı yaptım yoksa diye düşünürken bir daha bakalım. Şu 45 45 93 kere 1 1 kök 2. Hocam burası 1 iken katlamada üst üste binen kenarlar. 1 tamam kök 2 artı 1 burası. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Kök 2 eksi 1. İlk baskı. Bu da ikincisinden azar olsun. Yapacak bir şey yok. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ee, kö 2 eksi kök 2 ye eşit oldu. Onu da hangi çık yapalım? 2 eksi kök 2. Evet şunu 2 eksi kök 2 diye düzeltelim arkadaşlar. Cevabımız böylelikle edremit oldu. Evet gençler. Böylelikle ilk testimizi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte bakın ÖSYM sorularının benzerlidir bunlar. Bir sonraki testte de düzgün bir şekilde çözün bakalım. Çok faydasını görürsünüz. Çünkü gitgide yeni nesile de yaklaşıyoruz biliyorsunuz. 2018 yılından sonra yeni nesil sorular geliyor. Neyse bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.